Mensupları hoş geldiniz. Bugün 38. olağan kongremizi yapacağımız Ankara Arena Salonu'ndayız. Konkonerin organizasyonu ile ilgili Sayın Genel Başkanımız tarafından görevlendirilen milletvekili grubumuzla birlikteyiz. Bu kongre bizim için çok anlamlı ve önemli. Kongremizin adı da Demokrasi Kongresi olacak. Demokrasi ve gerçekten partimizin kültürünü, geleneklerini, partimiz içindeki yarışların aslında bir demokratik kültür olduğunu yansıtan bir kongremiz olacak. Bugün hazırlıkların tamamlanmasının son aşamasındayız. Teknik olarak belki de CHP tarihinin ve diğer siyasi partilerin tarihlerinde de en detaylı organizasyonun en geniş olduğu bir kongre süreci yaşıyoruz. Bu kongreyi çok önemsiyoruz. Hem Türkiye'ye yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımız da bu kongrenin yalnızca bir genel başkanlık seçimi değil, aynı zamanda partinin birlik ve beraberliğini yansıtmak adına dikkat ederseniz divan başkanlığımızın görevlendirilmesinden milletvekillerimizin görevlendirilmesine kadar partimizin birliğini, bütünlüğünü yansıtan bir süreç yaşıyoruz. Bugün burada divan başkanına Sayın Genel Başkanımızın önerdiği siz bizden önce Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da bir toplantı yaptık. Divan yönetim süreciyle ilgili, kongre yönetim süreciyle ilgili de kendisini bilgilendirdik. Daha sonra yine partimizin diğer genel başkan adayı olan grup başkanımız Sayın Özgür Özel'in temsilen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz geldi. Onlarla da bir araya geldik. Kongre salonunun düzeniyle ilgili, Sayın Özgür Özel'i destekleyen konukların oturacakları alanlarla ilgili, görevlendirmelerle ilgili, afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir mutabakata vardık. Bir protokol imzalayarak aramızda bir uzlaşma kültürüyle bu kongre sürecinin yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kendilerine de bu uyumlu çalışmaya katkı sundukları için de ayrıca da teşekkür ederim. Yarın sabahtan itibaren saat 10'da hazır olan cetvellerimiz imzaya delegelerimiz tarafından açılacak. Sanıyorum 10.30 ve 11 gibi Sayın Genel Başkanımız hazır ol cetvellerinin imzalanması ve çoğunluğunun sağlanmasından sonra salona giriş yapacak. Cumartesi günü genel başkanlık seçimimizi yapacağız. Genel başkanlık seçimimizden sonra da pazar günü parti meclisi seçimimizi yapacağız ve bu kongreden kongrede kime oy verirse versin bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza bir birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacaklarını ve Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız. Ben bu kongre sürecinde görev alan, özellikle bu salonun organizasyonu ile ilgili emek veren bütün genel merkez yöneticilerimize, burada çalışan emekçi kardeşlerimize ve bu kongrenin sürecinde gençlik yıllarına geri dönen, gençlik kollarına geri dönen afiş pankart asarak bugün milletvekili statüsüne gelen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Bu kongrenin hazırlanmasıyla ilgili hiç kimse ünvanının sıfatının arkasına saklanarak milletvekiliyim, parti meclis üyesiyim diyerek değil, gençlik kollarından gelen ruhun arkasına sığınarak o ruhu yaşayarak bu kongrenin organizasyonunu yapıyoruz. Ve güzel bir kongre yaşayacağız, demokratik bir kongre yaşayacağız ve Türkiye'ye yeniden bir umut ışığını yakmanın mücadelesini vereceğiz. Ben hepinize teşekkür ederim. Ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa da arkadaşlarımızla onları cevaplandırmak isteriz. Hüseyin Bey, bir mutabakata vardık dediniz Sayın Özgür Özel'de. Nasıl olacak, salon nasıl bölünecek, kaç kişi gelecek? Yani teknik olarak arkadaşlarımızla konuştu. Yani salondaki görevlendirmenin, onur kurulu üyelerinin dağılımının, konukların dağılımı ile ilgili, divan sürecinin yönetimi ile ilgili tam bir mutabakat var. Aramızda hiçbir ayrılık yok. Herhangi bir tartışma konusu yaratacak herhangi bir konu yok. Aramızda konuşarak, anlaşarak bütün iki adayımızın da konukların Türkiye genelinden, bütün teşkilatlarımızdan, örgütlerimizden gelen konuklarımızın burada en iyi ağırlanması ile ilgili bir mutabakata vardık. O bizim yetkimiz değil. O bizim yetkimiz değil. Çünkü kongrelerin süreci şöyle olur. Sayın Genel Başkanımız hazır ol cetvellerinde delege çoğunluğunun sağlanması ile ilgili kongreyi açar. Divan Başkanlığı önerisini kongre delegelerinin onayına sunar. Divan Başkanı seçildikten sonra kongrenin bütün yönetimi Divan Başkanı inisiyatifindedir. Daha doğrusu divanın inisiyatifindedir. Yani sürelerde bir kısıtlama olacak mı, sayılarda bir kısıtlama olacak mı, yeterlik önergesi verilecek mi, bu oylanacak mı, kabul edilecek mi? Bu tamamen divanın yetkisi. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda bir açıklaması ve değerlendirmesi var. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri geçmişte de çarşaf fiste olmuştu. Yine çarşaf fiste olacak diye biliyorum. Sayın Genel Başkanımızın o konuda bir açıklaması var. Kongrede birlik beraberlik olması,
Hiçbir yasak yok. Öyle bir şey yok. O ya, doğru bir bilgi değil. Hiçbir yasak yok. Tam tersine işte arkadaşlarımız da bugün görüyorsunuz. İşte dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafı afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda biz işte karşı tribünleri Sayın Özgür Özel'i destekleyen konuklara verdik ve arkasında Sayın Genel Başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip Sayın Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik. Sanıyorum öğleden sonra o çalışmayı da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok. Tam tersine talep edilen bütün talepler yerine getirilerek burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir süreci yaşanması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Evet arkadaşlar, ben başta sayın milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah güzel bir kongre yaşayacağız. Yarın sizleri de basın tribünümüzde en iyi şekilde ağırlayacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.